Peki, bankacılıkla başlamıştık. Bankacılık tarafını kamu ve özel olarak birbirinden bir kere ikiye ayıralım. Kamu daha kolay konuşulabilecek el konu iki tane hisse olduğu için bir Halkbank ve Vakıfbank'la başlayalım. Tabii. Evet, günü 12.58 TL fiyattan kapatan Halk Bankası'nda 12.51 seviyesini pivot seviye olarak aslında söyleyebiliriz. 12.51 seviyesinin hisse senedi üstünde kalması durumunda kısa vadeli olarak 13.05 seviyesi hedef haline gelebilir. Geri çekilmelerde de 12 lira 03 seviyesi kuvvetli destek seviyesi olarak Halk Bankası'nda ön plana çıkıyor. Vakıfbank bugünkü kapanış seviyelerini biraz daha pivot seviye olarak nitelendirebiliriz aslında. Yani 13.50'nin üstünde kaldığı sürece 13.80 ve 14.45 seviyeleri kuvvetli direnç seviyeleri olarak hisse senedinde ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde 12.50'yi takip edelim. Sizin de belirttiğiniz gibi kamu ve özel olarak ikiye ayırmak lazım. 2024 yılı beklentileri içerisinde, en azından benim kendi şahsi beklentim içerisinde, ben özel bankaların daha ön sıralarda yer alabileceğini düşünüyorum diyebilirim. Ama işte kamu bankaları özelinde de belki avantaj yaratabilecek unsur halka açıklık oranlarının azalması. Sonuçta iki kere tahsisli sermaye artırımı yapıldı ve tahsisli sermaye artırımı yapılmasıyla birlikte halka açıklık oranları düştü. Halka açıklık oranları da bir tür burada fırsat olarak görülebilir ama temel rasyolar anlamına baktığımız zaman özel bankalar bir tık daha ön plana çıkıyor. Özel bankalardan hangisini ön plana çıkartırsın? Sıralaman ne olur? Yani sıralamam ne olur? Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi olur. Çünkü İş Bankası'nın kendi içerisinde ayrı bir hikayesi var. Bir de belki 2024 yılı içerisinde hani bu iştirakleri ve bağlı ortaklarını farklı bir çatı altında toplayacak. Belki onun apayrı bir hikayesi olacak ama özel bankaların genelinin piyasa değeri, defter değeri birbirine yakın. Ama burada bankalar özelinde maliyet yönetimini iyi yapan ve yönetim hani böyle daha kuvvetli demeyelim ama hani yönetimsel bazdan daha iyi yönetilen bu portföy büyüklükleri ya da işte portföylerdeki büyüklükler anlamına baktığımız zaman Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'yi ben ön plana çıkartıyorum bu kapsamda. Vereceğin seviye var mı? Hemen Garanti Bankası'nda bakalım. Hani Garanti Bankası'nın bir diğer avantajı da bana göre o kamu bankalarında söylediğimiz o halka açıklık oranının düşük olması. Yani yaklaşık 2 sene önce bir çağrı yapmıştı BBVA tarafından. Burada halka açıklık oranı %14, %15'lere kadar düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam bankanın. O da bir avantaj olarak ön plana çıkabiliyor. Çünkü yani likidite tarafında biraz daha azalma olmasıyla birlikte daha oynak olduğu için düşüşlerde de daha sert hareket ediyor. Yükselişlerde de daha sert hareket ediyor. 58.85 seviyesi pivot seviyesi olarak bence burada kabul edilmeli. Kısa vadeli olarak 61.90'ın kırılması durumunda 63.70 seviyesi bu tarafta hedef haline gelebilir diye düşünüyorum. Geri çekilmelerde de 54.55 seviyesi yani 54 lira 55 kuruş seviyesi kuvvetli destek seviyesi olarak Garanti Bankası'nda ön plana çıkıyor. Akbank 35.68 pivot seviye 35.68'in üstü de hisse senedi kalmayı başarabilirse burada kısa vadeli 38.50 seviyesi hedef haline gelebilir diye düşünüyorum. Geri çekilmelerde de 33.90 seviyesi yakından takip edilmeli. Yapı Kredi Bankası 19.89 günü kapatmış. 19.84 pivot seviyemiz bence. 19.84'ün üstünde kalırsa hisse senedi 20 lira 78 kuruş. 20 lira 78 kuruşun üstü de 21.26 gözüküyor. Teknikte destek seviyesi olarak da 19.40 ve 18.50'yi söyleyebiliriz.